bakalım biraz şöyle dibe kadar gelelim diyoruz ama dikkatli de dikkat etmek lazım. Allah. Bu sarp uçurum. Ama müthiş manzara işte. Şu güzelliğe bak. Tam uçmalık. Kaç. Ne olur ne olmaz. Sinek minek konar. O ara şaşırırım. Hadi gidelim. Dolmanın en güzel yanı bu arkadaşlar. Şöyle şu güzel manzaraların içinden geçiyorsunuz ya, her şeyi unutuyorsunuz. Her şeyi. Yürüyüş başlamaya benziyor. Hakikaten. Hakikaten öyle. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece, bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece. Dünyaya geldiğim anda, yürüdüm aynı zamanda, iki kapılı bir handa, gidiyorum gündüz gece. Uykuda dahi yürüyorum, kalmaya sebep arıyorum. Gidenleri hep görüyorum, gidiyorum gündüz gece. 49 yıl bu yollarda, ovada, dağda, çöllerde, düşmüşüm gurbet ellerde, gidiyorum gündüz gece. Düşünülürse derince, uzak gözükür görünce, yol bir dakika miktarınca gidiyorum gel, gündüz gece. Gel. Selam. Gözleme yapıyor musunuz? En iyisini. Güzelmiş yeriniz. Gözleme söyledim. Yani müthiş bir yer ya.
Evet, Akyaka yolculuğumuz devam ediyor. Bir gözleme, bir ayran, bir çay. Yani çok iyiydi ya gözleme. Bayıldım yani. Akyaka'ya da zaten bir 15 kilometre yolumuz kaldı. Müthiş ya. Yani müthiş yerlerden geçiyoruz. Demin gelirken mikrofon kayıtlarına baktım da yine bazı yerlerde kaydetmemiş. Sinir bozucu ama. Ses deneme 1-2. Ses kontrol. Şu an kayıt alıyor gözüküyor. Maşallah çok güzelsiniz be. İpine ineceksin şuraya. Bu arada yediğim yemeklerin fiyatını merak edebilirsiniz. Gözleme 130 lira. Otlu peynirli. Ayran 45. Çay 20. Hepsini 195 yapıyor. O kadar. Ben 200 verdim. 5 lirasını da verme dedim. Katkım olsun size dedim. Bonkörlük yaptım 5 lirayla. Normal arkadaşlar artık böyle geziyorsanız böyle yani. Dün birkaç gündür hep kendim pişir kendin ye yapıyorum kahvaltılarımı falan. Dün öğlen de köfte yaptım. Arada bir dışarıya kaçıyorum böyle. Oy 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 oy. Ses. Kayıtları kontrol ettim. Kaydediyor mu diye sesi. Bundan sonra böyle kontrol ederek gideceğim. Boş bırakmayacağım. Yani konuşuyoruz abi. Ana açıyorsun bakıyorsun ses yok. Çok sinir bozucu bir durum. Hadi bakalım Akyaka, ben geliyorum. 10 kilometre kaldı. Çadır alanına baktım. Şu ileri kurduruyor. 500 lira diyor. Yer güzel ama ben Akyaka'ya gideyim dedim. Şu ağaçların oraya kurmak istedim. Ses geliyor mu bu arada? Geliyor herhalde. Paranoyak olduk ses yüzünden. Ağaçların buraya kurmak istedim. O da şu tarafa kuruluyormuş. 500 lira kişi başı dedi. Akyaka'nın orman kampı var. Oraya doğru gideceğim. Vallahi efsane yerler. Ama bütçeyi zorluyor biraz. Yani benim 350-400'e kadar en fazla bütçem var. Ama 500 değil yani. Yok, kalınır 150 lira için bir şey olmaz da. Ben şimdi bir Akyaka'ya gideyim. Akyaka'yı gezeceğim. Yerler var. Sonra oradan Muğla merkeze gideceğim. Git gel. Burası uzak düşecek. Muğla merkezde kalmayı düşünmüyorum mesela. Gideceğim günübirlik geri döneceğim Akyaka'ya. Ses kaydediyor musun? Kaydediyor musun? Ediyor herhalde. Şu güzelliğe bak ya. Şu güzelliğe bak abi. Çok güzel.
güzel. Suyun içine mi kursam, ne yapsam çadırı? Karşısı Akyaka. Akyaka'ya geldik sayılır. Ya geldik derken yine de 6 kilometre var ha. Ama gözüküyor yani Akyaka. Şu ileride belli. Akyaka'da ben daha önce sanırım belediyenin işlettiği kamp alanı vardı. Orada kalmıştık. Belediyeydi galiba. Özel değildi orası. Belki özeldir. Hatırlamıyorum tam olarak. Gidince göreceğiz. Son 4 kilometremiz. Son 4, 5, 1, 2. Ses kontrol yakaladı. Ses kontrol 1, 2, 3. Akyaka kamp alanını kurdum. Şimdi direkt gidiyorum, oraya yerleşeceğim. Kaydımı falan yaptırayım. Orada biraz form falan dolduruyorsun. Şimdi orası kapanmadan, belli bir saatten sonra kayıt almıyorlar çünkü. Kapıyı da kapatıyorlar. Kaydımı yaptırayım. Sonra bakarız Akyaka'ya. Yarın binerim, bugün binerim. Kamp alanına geldik. Kaydı içeride mi yapıyoruz, burada mı? Çadır için mi? Çadır için. Karşı binada. Tamam, daha önce de öyleydi. Söz. Sabah kayıt yapacağız. Şimdi kart verdi. Ödemeyi de sabah yapalım. Kayıttan sonra ehliyeti verdik. $300 dedi. Kaydı sabah alacak. Ehliyeti bıraktık. Form falan dolduruyorduk çünkü. Biliyorum önceden. Sabah yaparız dedi. Büyük çadır bölgesi diyor. Biz nereye kurmuştuk? Nereye kurmuştuk? Ha, burası tuvalet. Hatırladım. Düz gitmiştik. Daha önce gelmiştim de hani kurduğum yere bakıyorum. Abimle birlikte gelmiştik biz buraya arabayla. Büyük çadır alanı yapmışlar o zaman burayı. Şurada küçük çadır alanım olmuş o zaman. Olmuş. Aslında tuvalete yakın olsak daha güzel olur da.
Motorun rölantisi de yüksek. Stop etmesin diye ben yükselttim bilerek. Nereye kuralım? Şu iki ağacın ortasına mı kuralım? Buralara bir yere kurmuştuk zaten ya biz de geldiğimizde. Sanki şurası uygun gibi. Şöyle kısaca bir erzak tanıtımı yapayım. Dostlar bunun içinde çadır malzemelerim var. İşte montum, kazağım falan. Şu zaten sandalye. Bunun içinde daha çok kahvaltılık malzemeler ve ıslanmaması gereken elektronik malzemeler var. Bunun içinde ise yine hafif olan malzemeler var. İşte terliktir, şudur, budur. Yine kahvaltılık tarzı ufak tefek malzemeler var. Ben bunların detayını daha sonra tek tek yapacağım ama şimdilik öyle merak edenler için bir bilgi olsun dedim. Çadırı da böyle kurayım istiyorum. Mutlaka böyle yedek kol getirin. Kuş ne güzel ötüyor ya. Burası Akyaka Orman Parkı. 300 lira dedi günlüğüne. Şu kuşa bak ya ne güzel ötüyor. Pedalcılar gidiyor. Vallahi kuşun ötüşüne bayıldım. Şuna navigasyon koyuyorum. Şu yukarıdakine kamerayı koyuyorum. Kameralı telefonu. Bir tane de kask da var. Kasktaki de GoPro. Öyle çekim yapıyoruz. Navigasyon olmadan olmuyor. Çıkış buradan. Buradan en kestirmeden çarşıya gidiyorsun.
Çarşıya su almaya gidiyorum. Daha doğrusu sadece su değil, bir A101 veya BİM yapacağım. Sabah kahvaltılığım eksik. Belki konserve alırım bir iki tane. Buradan en kestirme çarşıya çıkış yolu var. Daha kapıyı dolaşmanıza gerek yok. Doğru, çıkış buradan. Burada direkt kumsala çıkıyor, çarşıya çıkıyor. Orman parkından çıkınca çarşıya giderken buradan geçiyorsunuz. Henüz sezonu başlamadı tabi. Normalde buralar tıklım tıklım oluyordu. Güzel yer Akyaka ya. Azmak Nehri'nde Akyaka'da tekne turu var. Eğer hala aktifse, yani sezonu başladıysa, ona katılacağım. Çok güzel bir tekne turu. Nehrin üzerinde katılırsam görmüş olacaksınız. Şöyle bir akşam çekimi alalım.